Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli su böreği tadında hazır yufkadan tepsi böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifime ilk olarak sosunu hazırlamakla başlıyorum. Sos için 1 su bardağı zeytinyağını derince bir kasenin içerisine koyuyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sütü ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Sosumuzu yeterince karıştırdık, kenara alıyoruz. İç harcı için 500 gram lor peyniri kullandım. Lor peynirini derince bir kasenin içerisine koydum. İçerisine yarım demet maydanozu ince ince kıydım, onu da ekliyorum. Karıştırarak bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. İç harcımız da hazır. Bunu da kenara alıyoruz. Fırın tepsisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tarifimde 5 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tepsinin taban kısmına yerleştiriyorum. Yufkayı tepsinin tabanına koyarken kenar kısımlarının da dışarı taşmasına özen gösterin. Daha sonra bu kısımlarını içeriye katlayacağız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sosu şöyle bir karıştırıyoruz ve içerisine döküyoruz. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyoruz. İkinci yufkayı alıyorum, elimle ortadan ikiye bölüyorum. Yufkayı tepsinin içerisine yerleştirirken buruşturarak yerleştirin. Böyle yaptığımız zaman yufkaların arasında boşluk oluşturmuş oluyoruz. Böreğimiz çok sıkı olmuyor, daha lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde yapmaya özen gösterin. İkinci yufkayı da parçalayıp koyduktan sonra sosumuzdan üzerine gezdiriyoruz. Fırçayla her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Bu aşamada iç harcımızın yarısını ikinci yufkanın üzerine döküyoruz. İç harcını ben böreğin içerisinde iki defada kullandım. Sizler dilerseniz tam ortasına tek seferde de dökebilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra elimle her tarafına gelmesini sağlıyorum. Üçüncü yufkayı alıyorum, ortadan ikiye bölüyorum. Bunu da aynı şekilde büzüştürerek tepsinin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Üçüncü yufkayı da koyduktan sonra sostan gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Dördüncü yufkayı içerisine iç harcı koymadan bunun üzerine koyacağız. Onu da ikiye bölüyorum ve buruşturarak tepsinin içerisine koyuyorum. Dördüncü yufkanın üzerine de sostan gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağladıktan sonra kalan iç harcımızı da üzerine boşaltıyoruz. Ben iç harcı olarak lor peyniri kullandım. Sizler dilerseniz kıymalı ya da patatesli de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez bu sosla yapmış olduğunuz börekler gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. İç harcını koyduktan sonra taban kısmından sarkıtmış olduğumuz yufkayı içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra bu katladığım bölümleri sosluyorum. Beşinci ve son yufkamızı alıyoruz. Tepsinin üzerine komple açıyoruz. Açmış olduğum bölümleri kenar kısımlarını kaldırarak içeriye doğru koyuyorum. Böylelikle böreğimiz daha muntazam ve güzel duracak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkanın bütün kenar kısımlarını alt tarafa doğru katladık. Kalan sosun içerisine bir adet yumurtayı kırıyorum. Daha sonra güzelce çırpıyorum. Yumurtayla birlikte çırpmış olduğumuz sosu böreğin üzerine boşaltıyoruz. Sizlere sos biraz fazla gözükebilir. Fakat pişirmeden önce kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Sos aralara akacak ve daha lezzetli olacak. Fırça yardımıyla üzerine dökmüş olduğumuz sosun böreğin her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra böreğimizi porsiyonluk olacak şekilde kesiyoruz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına götüreceğiz ve yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Böylelikle içini çeke çeke piştiği için gerçekten çok güzel ve daha lezzetli olacak. Böreğimiz hazır sıcak fırına götürüyoruz. 170 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca böreğimiz pişecek. 35 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 5 dakikanın sonunda kesmiş olduğumuz bölümlerden tekrar bıçakla kesiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu güzel böreğin bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum su böreği tadında gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, Hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.